Ben de diyorum Ertan abi nerede? Evet. Bu arabanın bir içine edeyim de. Herkese merhabalar. Evet, videoyu nasıl başlatacağız diye düşünürken bir 10 dakikadır gülüyoruz. Hadi dedik, rekorda basalım, başlatalım. Kardeşlerim yanında Fit Yemek Emre, Ağır Sağlam Furkan. Zaten YouTube'a girmem dedi. Gerçekten ikisi de büyük emek sahibi. Onları izleyerek ve onlardan fikir alarak başladım. Bugün beraber kampa biz gidiyoruz. Biz bu işte senin abiniz değil mi? Aynen öyle. Bu işte beyaz kuşağım ben. Bugün kampa gidiyoruz beraber ve çok rahatım. Çünkü odunları Furkan kesecek, yemekleri de Emre yapacak. Ben de bir güzel oturup onları izleyeceğim. Yok, ben de yardımcı olacağım size. İnşallah. Aynen. Ama çok keyifli bir gün olacak. Hadi gelin alışverişle başlayalım. Bir kere alışveriş sepetimiz aldık ve garanti alacağımız bir şey var. O da muz. Bu default geldi. Aynen, default geldi. Bu şeyle kartla birlikte geldi Emre olduğu için. Et kesin yiyelim ben. Abi şöyle tereyağlı bir yumurta. Anladın mı? Göz göz. Tam bir tokatlı değil mi ya? Göz göz. Tam bir tokatlı. Biz bu etmet diyoruz. Kavurma yumurta edecek bize. Hadi gelin. Abi patatesimiz var. Kumpir gibi. Atarız dediler. Olmazsa olmaz. Ertan abi dedi etsiz yaşayamam dedi ben. Harun abi dedi ki makarna sade sade gitmez. Onun yerine mantı alalım. Sonra ben dedim beyler öleceksiniz abi. Gut olacaksınız bilmem sağlıksız sindirim sorunu falan filan. Biraz dedim lif bir vitamin alın mineral alın dedim. Furkan da var burada özellikle. O yüzden sebze falan aldık. Ekşi meyalı ekmek. Kim seçti abi bunu? Vay be. Yumurtayı banmak için. Zaten default geldi sepetle birlikte. Kral bu ne ya? Valla araba ya, görüyor musun? Bak bu sabah gelirken büyük bir badire atlattık kapitalist Mustafa'yla. Böyle 200'de giderken tekerlek pop patladı. Ondan sonra hemen çektim, sağ Allah'tan araba hiçbir şey olmadı. 2 dakika sonra bir arkadaş geldi. Dedim herhalde bu 3. köprü yolundaki arkadaşlar çok titiz. Hemen lastikçi yollamışlar hani otobanda kimse kalmasın, rezillik çıkarmasın diye. Bir baktım abi, dedim sen hayırdır? Ben dedi gördüm de geldim. Biz de Mustafa'ya dedik ki, Mustafa dedim Ertan abi dedim bir haber versene dedim, şunun fotoğrafını at. Ertan Balaban mı dedi? Yemin ediyorum. Dedim Ertan Balaban, ben seni de tanıyorum dedi. Zaten seni de tanıyorum önce, ondan sonra onu tanıyorum dedi. Bak bu kısmı unutma bak. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. 10 numara bir insandı. İsmi Seyit. Çok selamlar Seyit'e. Bundan sonra lastikçimiz belli Seyit abi. Seyit aşağı yorum yapıyormuş. Yok abi önce seni tanıyordum diye bana. Hadi yürü Seyit. Yaz yorumu. Yalnız güreşçiymiş ha. Öyle mi? Güreşçi olup da o önce beni tanıyor olması. Ben yapma, bence beni tanıyor. Hadi gidelim. Ben masaja gitmeyi düşünüyordum. Böyle bir bel, omur rahatlasın diye. Gerek kalmadı abi. Sayende masajı da aradan çıkardım. Tabii, tabii. Omurgan falan açıldı. Boyum uzadı. Abi şuradan bir yerden yan döndün ya. Geldin. Bak yani. Tam böyle yan döndün geldin. Ama geçemeyeceğiz dedin değil mi? Prens of Persia vardı ya. Prens of Persia. Yan duvarla yürüyordu böyle. Öyle geldim. Burası da 10 numara bir ortammış. Güzel değil mi? Değişik. Bize buradan odun çıkar mı acaba? Bakalım. Ne kullanıyor acaba ya ses sistemi? Başarılı yani abi, oradan adamı göremiyorsun yani. Ben bunu dün gece getirdim abi. Ya yok, Yiğit'le beraber geldik bir keşif yapalım diye birazcık şey yaptık, eşeledik yani de. Yarına iş kalmasın diye. Çakı falan yoktu yanımda, tırnakla o kadar oldu.
Çakıyı Çakı. Sohbet, muhabbet falan, çay derken bir de akşamüstü bir yemek yer, döneriz. Ne diyorsun? 10 numara bir hayat tarzı diyorum abi. Ama birazcık odun bulmamız lazım. 2 tane baltamız var. Şöyle biraz yürüyelim. Hem yürüyüş yapmış oluruz, burayı keşfederiz. Evet. Hem de biraz odun toplar geliriz. Ne diyorsunuz? Harika diyorum. Peki gidelim. Büyük bir tütsü olabilir mi abi? Uçtan yakıyorsun bence, tütsü gibi böyle. İnanılmaz ya, ne çöpler atıyorlar. İşte şimdi tadımız kaçtı bak. İşte şimdi tadımız kaçtı. Abi bu nedir ya? Adam nasıl bir kafa yaşıyor? Adam yani... Onu açma sebebi tamamen burada başka abi, bir insan varsa rahatsız edeyim yani. Emre diyor ki telif yeriz şu anda diyor. Müzik geliyor oradan bak. Biz dağın başında telif mi yiyeceğiz? Burada da yemeyelim abi. Boşa et almışız ya, bir tane et var. Bak kim be. Ben de baltacıyım abi. Ben de masaj olayım o zaman. Ateşi yaparken bir taşlardan böyle bir kendimize ateş alanı yaratacağız. Tamam. Yerin kuru olduğuna emin olacağız. Bak burası kuru bir yer. Evet. Etrafı bitkiler yok. O yüzden yangın çıkma olasılığı çok çok düşük olduğu için burası çok iyi bir ateş yapmak için. Uyuyabilmek için, hafiften kestirmek için güzel bir çan sesimiz var abi. Çan sesi bak, harika. Ben onu çok severim. Ya hamak yok yanımızda. Hamak olsa var ya, yemek sonrası acayip uyurduk. Neyse bir dahakine. Bu ilk olur ama sonra olmaz. Evet. Emre zaten kampçı ya. Kulağı atıyoruz. Tabii abi. Emre yıldır kampçı. Bu mesela masaüstü koyacağız şimdi bunu abi. Bilgisayarda falan da var, oradan şeysindir. Evet. Aşinasındır. Aynı mantığım, bu gerçek doğadaki hali yani. Eskiden buydu masaüstü. Komik değil miydi ya? Yok. burayı senin iyiliğin için keseceğim ben. Kahve getirdim. Termos. Aynen, kahvemizi getirdim. Örtü var abi. Oo, örtü de 10 numara bir örtü. Bak Emre. Bak bakalım. Bu müthiş bir şey. Yani bu evde öyle pencere yoktur, ben sana söyleyeyim. İşte bu. Set fena, paslanmaz çelik değil mi bu? Aynen. Özeniyor musun Emre böyle? Tabii. Oo, her şey var, of. Var var. Abi var ya, seninki de hayatmış ha. Hayat. Ben de diyorum Ertan abi nerede? Ormanda. Adam kaplumbağa gibi geziyor abi arka taraf. Bütün ev kuracak şeyleri atmış oraya. Arkada çadırlar, bilmem neler, masalar. Kaç haftalık kamp eşyası var. Yani yemeği aldın mı tamam. İlk olanı şöyle. Evet. Bayağı iyi aletmiş ya. Çok iyi. Odun toplamamız lazım. Balta bekliyoruz. Abi doğada hayatta kalabilmek için suya ve besine ihtiyacımız vardır. Ördülen gibi meyvelerden. Antioksidan. Biliyor musun reis? Ulan rahmetli dedem görse. Allah rahmet eylesin. Ne küfrederdi bana şimdi? Bu nasıl kesin? Abi adamda teknoloji var, teknoloji. Evet abi. Evet. Evet. Şöyle omzumu alırım abi. Şimdi şunları alayım ya. Hadi sen ona yardım et. Tamam. Aldım ben bunu. Onlar var ya. Valla tam doğru adamlarla geldim ya. Bir tanesi yemek ustası. Bir tanesi de zaten powerlifting kralı. Ağır sağlam. Aldı omzuna gidiyor. Tokat çocuğu. Aho! Bırak bak. Yandı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bu kanka ağır sağlam kahve getirmedin mi ya? Getirdim. Yoksa siz sabah içmeden mi çıktınız? Yalnız Ertan abinin ekipman, takım, takla var. Çok iyi yani.
Emre sen de yaklaşalım da koklayalım ya tereyağını. Çöplerimizin tamamını toplayacağım. Atarsam sağa sola. Evde yemekleri herhalde Mustafa yapıyor. Evde yemekleri annem yapıyor. Annem yapıyor. Ama önceden de Mustafa yapıyordu. Emre kardeşim bana videomuzda bir kesme stili öğretti. Turşularım var ya böyle bir koyuyorum elime. Abi siz teknikle basıyorsunuz. Ben güçle basıyorum. Aynen. Gerçekten bak o günden beri kullanıyorum Emre. Harbi mi? Şimdi bu bayağı yağlı bir yemek ama doğada abi biliyorsun ne zaman yemeği bulacağımız belli olmaz. O yüzden yağlı yiyip depolamamız lazım. Vallahi sen şimdi doğa ortamlarını bilmezsin abi. Aynen. Ben yıllarımı verdiğim için. Bir şey söyleyeyim sana. Bir şekilde çok kalori yakıyorum. O yüzden burada ne yersem yiyeyim hiç kilo aldığımı hissetmiyorum. Evet. Tabi bu kavurmamız da bayağı... Yürüyüş falan da yaparız zaten. Yağlı. Şimdi bu yağ yedikten sonra... Şu odunu toplarken keserken ne kadar çalıştık? Furkan alın bir şeyler. Ben değil mi abi? Aynen abi. Bu var ya şu an bizi... Kalsak burada yarına kadar götürür bu. En azından tatmadan atmayalım da. Tamam abi. Bir eldiven alayım. Şey değil ya. Isınmıyor bu. Çok sıcak kanka. Yok be oğlum. Bak yanarsın ha. Mundar yanarsın etme ha. Bir şey yok. Şunu bir koklasana. Acayip. Hadi oturalım. Bu Emre evet, bu işi artık. Nasıl biliyor böyle bu kadar harika ya? Nasıl sıkırdım ama yumurtayı teke. Gördün abi değil mi? Kardeşim benim o hareketi yaptığım bir yer daha var. Şekli olan tam böyle tekerle. Onun gibi bir şeydi yani. Acayipsiniz ya. Siz inanılmaz insanlarsınız. Yalnız beyler bir şey söyleyeyim mi? Of bak rüzgar esiyor şurada böyle bir göletin önünde. Sanki böyle benim yazlığa gelmiş gibisiniz değil mi şu anda? Evet, abi. Evet harbiden ya. O şey var yani. Hadi bakalım. Şunun için de taş kağıt makas falan öneriz. Kim bak çık onu. Oynayalım abi ya. Hadi. Vay be. Bak IQ'lar yüksek. Bölüşüyoruz beyler hadi. Bölüşüyoruz. Herkes çok akıllı. Herkes bir adım önde. Evet beyler yemek güzeldi. Şimdi bence güzel bir yürüyüş yapalım. Ne dersiniz? Geldik buraya var ya saatlerce oturduk ya. Abi özlemişiz birbirimizi ya. Değil mi? Abi, saatlerce oturduk ama yani saat ilerlemiyor burada. Normal şehre oranla. Şehirde öyle. Hayat daha yavaş. Akıyor daha gidiyor. O yüzden burada gerçekten yaşadığını anlıyorsun. Ben diyorum ki bir etrafı gezelim. Hem biraz toprağa bak şurada hayvanlar var. Aynen. Onun yanına gidelim. Ondan sonra bir ağır sağlama fit yemekle tanıştıralım onları. Ben tanışıyorum abi zaten. Öyle mi? Beni çok sevmiyor abi hayvanlar. Ondan sonra sen ne diyordun? Araba mı diyordun? Abi ben o arabayı bir kullanmak istiyorum. Tamam. Bana hem böyle bir aksiyon yaratırsın hem de şu şoförlüğümü bir kontrol ederiz. Aksın maksın kırmazsın değil mi sonra bak. Ya yok kırmam abi bir şey olmaz o arabaya. Ben ama bu arabayı Furkan'ın kullanmasını istiyorum. Evet abi. Onu bak, en son istiyorum. Senle araba kullandığımız zaman benle bayağı makara yapmıştın. Bir de şimdi gör bakalım abi. Ama bu arabayı hakikaten farklı bir keyfi var bak. Seveceksin. İnşallah. Hadi gidelim o zaman. Haydi. İşim gücüm batsın etsin. Bit nokta buysa dedim ben buna da okuyayım. Kesinlikle. O korkunu da bunu öğrenmek sende. Çok önemli bir şey. Evet. Bilmiyorsun ne zaman ne olacağını. Bak pandemi geçirdik. Evet. Ya muhtaç olduğunu düşündüğün çoğu şeye muhtaç değilsin aslında. Evet. O yüzden bilmek lazım. Artık binelim şu arabaya. Hadi bakalım. Furko. Evet. Bu arabanın bir içine edeyim de. Abi yüreğine insin. Sen gel abi bak ben
Biz de biraz daha rahat oturalım. Bunu çok gelişim. Nasıl? Bak. Nasıl nasıl? Normal araba gibi çeviriyorsun. Anahtar. Heh. Aynen. Aldık R'ye bakalım. Allah sonumuzu hayretsin abi. Gidiyorum. Her yer yol Furkan, nereden istersen. Sağa solu yok. Şimdi Emre, sen benim ilk Ertan abinin arabayı sürdüğüm zamanı bilmiyorsun. Bilmiyorum da bir iki muhabbet duymuştum Ertan abiden. Furkan şöyle iyi şoför, böyle iyi. İçinde var onun falan filan diyordum. Bana arabayı verdi. Dedi ki hadi karşıya gideceğiz. Ben de yani en son lisede araba kullanmışım. Tamam mı? Ehliyetimiz var ama yani arabamız yok. Abi dakika 5. Furkan dedi, ne yapıyorsun sen ya? Ön taraftaki trafikte normal giderken öndeki arabaya gireceğim falan diyor. Ama sonra çözdüm değil mi abi? Tabii tabii. Furkan böyle 80'le falan durmuş trafiğe gidiyor. Dur yavaşça falan diyor oğlum, yavaşlıyoruz son. Son anda duruyoruz. Furkan var ya. Sen yola odaklan abi. Süper Mario gibi bütün bonusları topladın. Diyorum. Abi burası böyle bak bak yolu görüyorsun. Kardeşim diyorum. Vuracaksın böyle yapıyor. Merak etme, kontrol bende. Diyorum acaba hani çok mu müdahale ediyorum, rahatlayayım diyorum. Hani uçağa binince fobisi olanlar var ya, terler her yeri. Abi terlemeye falan başladım artık, böyle hızlı gidiyoruz. Son anda duruyor falan. Ya Furkan falan, abi tamam ben gördüm. Abi pedallara alışıyorum. Yeni bir arabaya bindiğin zaman ne olur kardeşim? Gazı, evet, pedalı doğru. Biraz farklı olur. Bir de Ertan abim açmış arabanın sport modunu mu bir şeyi açmış. Zaten iki motor değil mi? Arabaya biraz gaza bastığın zaman hemen zıplıyor ya, ne yapayım, benim suçum değil. Bazen bir yere gidiyoruz. Böyle geçmeyeceğini düşünüyorum. Harun'a bakıyorum. Harun bana bakıyor falan. Tak geçiyoruz. Harun böyle yapıyor. Vay be hocam. Vay be hocam. Onun klasik lafıdır. Biraz gaza verdin mi? Oo, sen anladın mı bu işi? Çok iyi ya. Tabii şey değil yani. Gazlamana gerek yok. Tınk. Ben evet. Çıkıyor. İşte bu. Bakın. Normal arabayı kullandırdım sana. Ondan sonra gittin araba aldın. Şimdi kesin pick-up alacaksın var ya. Vallahi zeynep, alırım alırım zeynep alırım. Zeynep ben veriyorum. Acıklık be. Harbiden acıklık. Abi gerçekten. Yediriyor ha Doğa. Yedirir. Güzel bir mantığımız var. Çok mantıklı oldu abi bunu almamız. Ya Emre. Emre bu esprileri var ya. Ne yapacağız bilemiyorum ya. İçini atıyorum abi. Atlat. Sen zaten ne varsa atıyorsun, korumayı da attın öyle. Bak bıçağın üzerine ne yazıyor? Ne yazıyor? Döndür. Ya abi her yerde markasın, her yerde şekilsin ya. O mantıda ne yazıyor? Ertan Balık. Dur kanka. Tamam, ben buradan yürürüm. Var mı e-book kitabında bu mantı tarifi? Mantı yok abi. Yok yenilerinde mu? Onu da şey yapacağız. Çıkar bekliyoruz. Yani. İlkini ezberledik. İkinci kitabı bekliyoruz. Abi şey mi? Bu iyi gelecek yani bize. Oy. Evet. Ocağın altını açalım demiştin değil mi? Ocağın altını açalım. İyi iyi yandı abi. Maşallah ne nefes varmış abi. Nasıl? Açtık değil mi ocağın altını? Kıvamı çok farklı değil mi? Evet, bayağı iyi. Şunun bir tanesini çıkaralım bakalım. Bu oldu bence. Ne diyorsun Emre? Şeyler var ya. Ziyafet be. Maşallah. Bir tane çek bakalım. Şuradan bir tadına bak. Oo, bayağı sıcak. Sıcak mı?
Tam kıvamında. Çok lezzetli. Çok iyi. Olmuş mu? Çok bence iyi. Olmuş. Tam kıvamında. Hakikaten çok iyi olmuş. Dünkü'ye bak. Oy. Oh be. Harbiden oh be yani. Dünya varmış ha. Müthiş abi. En son 6 ay önce demiştik kamp yapalım diye. Vallahi. Öyle kaldı. Evet beyler. Tatlı zamanı geldi. Tatlı yiyip tatlı konuşalım. Ama ben nasıl bir tarif olduğunu tam olarak anlamadım. Yani burada o nasıl yapılacak tam bilmiyorum. Emre biliyor ya. Ben az çok biliyorum. Ama daha önce denemedim yani. Denemedin mi? Denemedim. Ya sen muz reisin, nasıl denemezsin ya? Denemedik abi. Muzumuzu alıyoruz. Şöyle. Çok abartmadan. Çünkü muz çok yumuşak olduğu için tık diye içeri girer. Şöyle bir... Yardık. Tamam mı? Birbirimizi bayağıdır görmüyorduk. O yüzden bugün acayip keyifli bir gün geçirdik. Çekim yapmayı unuttuk ama... güzel bir gün oldu değil mi? Yani arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız ve diyorsanız ki ya bu adamlar ne yapmış? Yani bugün biraz kendimize oynadık ya. Gerçekten. Boş boş durmadık yani. Durmadık ya. Yapmadık. Yemek yani. Yedik, sohbet, yürüyüş muhabbet, yaptık. Sohbet, muhabbet, yeme içme. Arabaya bindik falan. Arada da günümüzü size göstermeye çalıştık. Böyle daha doğaya falan gelince insan bir durgunlaşıyor demiştim. Hak verdin değil mi bana? Evet, kesinlikle. Çok ihtiyacımız böyle var buna. 5, 4, 3 gibi yaptın değil mi? Biraz daha zorlasam geriye takacağım yani. Şey o yani. Bizde geri yok. Bizde geri yok. Ben hala anlamadım ama ne yapacağımızı. Şimdi geliyor, merak etme. Muzu böyle mu pişireceğiz abi? Yok, böyle yarıp yiyoruz, daha güzel oluyor falan. Daha bir tatlı oluyor. Dominik'te gördüm yani muzu kızartanları falan. Doğru, ama sen hani... Dominik'e gitmiştin değil mi? Muz da eline yakışıyor be Emre. Yakışır abi. Bir başka duruyor onda bak. Mesela sende öyle durmuyor bak. Durmuyor abi. Görüyor musun Emre'yi? Bir şey var yani muzla bir... Ya yıllarımızı verdik abi. Evet. Bir şey. Var yani. Hiç şey falan demiyorum videoda arkadaşlar. İşte Furkan'ın da kanalı var, Emre'nin de kanalı var, takip edin falan. Gerek yok herhalde. Zaten bütün Türkiye takip ediyor sizi. O adamlar, kadar değil daha var ya tüm Türkiye. Adamlar antrenman ve beslenme sektörünün domine ettiler ya. Gerçekten ben de yıllarca sizi izledim yani, yalan yok. Böyle koyuyorum. Koy. Ağır sağlam nereden geliyor Furkan? Abi ağır sağlam bizim bir Belçikalı arkadaşımız vardı. Hı hı. Türkçesi biraz kırıktı. Maç izliyoruz böyle yurtta. Şampiyonlar Ligi falan. Bir gol oluyor böyle. Aa, ağır sağlam gol oldu falan. Kantinde oturuyoruz. İşte sınavdan çıktım. Nasıl geçti sınav kanka? Ağır sağlam geçti. Enteresan bir şey çünkü ağır sağlam. Evet evet. Güzel aslında, bir isim. Yani herkes ağır ve sağlam olarak bilir de ağır sağlam özel bir kelime yani. Evet. İşte kız görüyor o kampüste falan. Nasıl kız? Ağır sağlam kız falan. Her şeye böyle ağır sağlam yapıştırıyor. Ulan biz de böyle düşünüyoruz, atletikli, matletikli bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Yok yani, hepsi domainler alınmış. Dedik ki ağır sağlam yapalım, en azından dedik makar olur. Oldu yani işte, ağır sağlam öyle sardı. Bomba kamp oldu vallahi. Güzel oldu değil mi? Abi, yalnız gerçekten bazen kamerayı çekmeyi unuttuk çünkü ya burası çok güzel bir yer. Şehrin dışına çıkınca böyle ateşin başında muhabbet de sarıyor. Mesela evet, odada konuşsak bir odada sıkılırız. Yok, yani evet, tamam mı? Deriz ki yani bir saat sonra ben kaçıyorum falan dersin. Burada saatlerce durabiliyorsun. Buranın öyle bir özelliği var. Buradan kastım. Yani tabiatta, doğada. Hele bir de ateş varsa o zaman muhabbet bitmiyor. Gerçekten biraz az konuşma olan bir video olmuş olabilir ama biz yani 10 saattir konuşuyoruz ve gerçekten çok güzel bir gündü. Bundan sonra da ara sıra sizi alıp kampa götüreceğim ama bu kalmalı bir kamp değil. Mutlaka hamakla ya da çadırla gidip bir yerde kalın. Vallahi yarın inşallah yağmur yağar. Yağmazsa ben çok üzüleceğim. Yani. Yağmur yağar dedik, kalmayalım dedik. Evet. Yani şu an şurada yatmak isterdim abi. İsterdin değil mi? Ateş başı muhabbet, üstüne git yatıyor. Ben bir tane çadır alacağım abi. Alacak mısın? Ha. Tamam. Ben sana yardımcı olacağım. Sana yanlarım. Bak arabada arkada yer de var. Size kahve de koyayım da şunları yavaştan yemeye başlayalım. Hatta çatamı getireyim. Sizle burada olmak çok güzeldi. Bütün gün boyunca. Aynı şekilde. Hem fikirleri paylaştık. Yani birbirimizden hep çok şey öğreniyoruz. Sonuçta tecrübeli olduğumuz yerler var. O yüzden çok keyifli bir gündü. Aynı zamanda şehirden uzakta burada olmak da bence biraz bize reset düğmesine bastırdı bizi. Aynen öyle. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hava karardığı için artık biz toparlanıp eve dönüş yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediyseniz eğer beğenmeyi lütfen ve takip etmeyi unutmayın.
O da tecrübe konuşuyor. Tabii canım, böyle boşuna izleyip geçmeyin yani. Beğenin tabii arkadaşlar. Hele buraya kadar izlediyseniz zaten. Ondan sonra. Ayıp abi yani. Başka videoda görüşmek üzere.